emeklinin yüzünü güldürecek 10 müjde. Emeklimizin yüzünü güldürecek olan 10 müjdeyi bugün açıklıyoruz. Evet, emeklinin 10 tane çilesi var. Bu 10 çile hangileri ve emeklimize hangi yardımlar yapılırsa, emeklimize hangi katkılarda bulunulursa Emeklimizin yüzü gülecek, emeklilik çilesi ortadan kalkacak. Şimdi ilk defa Emekli TV'de bu 10 müjdeyi sizlerle paylaşacağız. 10 müjde nedir? Emeklinin geçim derdini, bankaya olan borcunu ortadan kaldıracak olan bu 10 müjdeyi ilk defa sizlerle paylaşıyoruz. Bakın birincisi şu. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın gözü kulağı bildiğiniz üzere intibak yasasında. İntibak yasası nedir? 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşları arasında aynı prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen maalesef ciddi farklar var. 2000'den önce emekli olanlar daha yüksek emekli maaşı alıyorlar. Yapılan son zamla beraber 2000 yılından önce emekli olan bir vatandaşımız en az 1995 lira emekli maaşı alırken 2000'den sonra emekli olan bir vatandaşımızın en düşük emekli maaşı ise maalesef 1230 lira oldu. Yani arada yaklaşık 700 lira civarında fark var. Aynı prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen, aynı primi ödemelerine rağmen işte Bununla ilgili maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmanın adı intibak yasası. İntibak kelime anlamı olarak Arapça eşitlik anlamına geliyor. Bakınız değerli izleyenler aynı primi öde, aynı güne sahip ol ama 2000'den önce emekli olanlar daha yüksek maaş alsınlar. İşte birinci müjdenin bu şekilde emeklimize artık verilmesi gerekiyor intibak yasasının daha önce biliyorsunuz defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Seçim döneminde kapısını çalmış olduğunuz emekliye artık evet diyerek bu yasayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletin vekillerinin geçirmesini bekliyoruz. Evet, seçim döneminde kapısını çalıyorsun, Ankara'ya gidiyorsun, unutuyorsun. Umut ediyoruz ki artık emekliyi evet geçim sıkıntısı içerisinde olan borç batağı içerisinde olan emeklinin bu intibak yasasını evet diyerek tüm milletin vekillerinin evet demesiyle kanunlaşmasını bekliyoruz. Peki ikinci müjde ne olacak emeklimize? Bakın bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl emeklilerimize dini bayramlarda yani Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira bayram ikramiyesi verilmeye başlandı. Çok güzel bir uygulama. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar bin lira almıyor. 750 lira paylaştırılıyor. 250 lira alan var, 500 alan var. Özel bankalardan, özel sandıklardan emekli olanlar bir kuruş bile almıyor. Bir yıl geçti, emeklinin almış olduğu bayram ikramiyesine zam yapılmadı. %20 enflasyon rakamı açıklanmasına rağmen Emeklinin maaşı enflasyona ezdirilmiyor denmesine rağmen vatandaşın bayram ikramiyesine maalesef zam yapılmadı. İkinci müjde olarak artık vatandaşın bayram ikramiyesine en az enflasyon oranında günümüz rakamlarına göre en az 200 lira zam yapılması gerekiyor. Herkesin bayram ikramiyesini alması gerekiyor. Dul ve yetimlere 250 lira değil 1000 lira bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Özel sandıklardan emekli olan ve bir kuruş alamayanlara da artık bayram ikramiyesi ödemesinin yapılması gerekiyor. Bir vatandaşa var diğerine yok. Bunun akılla mantıkla ne kadar ilgisi var lütfen yayınımızın altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bayram ikramiyesi bütün vatandaşlara verilecek denmedi mi? Ama bir kısmı alıyor, bir kısmı 250 alıyor, 500 alıyor. Yapmayın arkadaş. Enflasyon oranında da artık bayram ikramiyesinin zamlanması gerekiyor. Güzel uygulamaya güzel diyoruz. Çok güzel bir uygulama. Biz 10 bin lira bayram ikramiyesi verelim demiyoruz ki. 1200 lira. Artık bu müjdenin de emeklimizin kapısını çalması gerekiyor. Ankara'daki siyasetçilerimizin emeklinin yokluk perişanlık halini görerek artık vicdanlı olması gerekiyor. Ben hiçbir siyasi parti ayırmıyorum. Bu sözüm tüm siyasetçilere. Seçim döneminde kapısını çalıyorsunuz. Sonra da bir daha emeklinin yüzünü bile hatırlamıyorsunuz. Umrunuzda bile olmuyor. Söze gelince enflasyonu ezdirilmiyor çarşıda pazarda yüzde 30 40 enflasyon var yüzde 5 yüzde 6 emekli zammı yapılıyor bunun adı Aslında emekli zammı falan değil bunun adı emekli sadakası Evet üçüncü müjde ne olmalı üçüncü müjde dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızda biliyorsunuz yüzde yirmi beşlik bir kesinti var vatandaş yaşadığı dönemde sağlığında en az diyelim ki 2000 lira emekli maaşı alıyor vefat edince onun eşine ya da çocuklarına toplamda 1500 lira bağlanıyor yani yüzde 25'i kesiliyor 1500 lira pay ediliyor hak sahiplerine biz de diyoruz ki ülkemizde emekli maaşı ortalaması zaten çok düşük 1550 lira gelin %25 dul ve yetimlerden yapılan bu kesintiyi ortadan kaldıralım. Emeklimizin dul ve yetimine en azından 2 tane 3 tane faturasını ödeyebileceği, o da yüksek maaş alanlardan bahsediyorum, bir parayı kesmeden verelim. Şimdi 1300-1500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşın yakınlarına 700-800 lira emekli maaşı bağlanıyor. Kardeşim 700 800 lirayla bu vatandaşımızın geçinebilmesi, ay sonunu getirebilmesi, faturalarını ödeyebilmesi, çoluk çocuğunun evinin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ne kadar mümkün sizlere soruyorum. Çarşıda, pazarda, mutfakta yangın var diyoruz. Emekli etin tadını unuttu diyoruz. Tavuğun emekli için lüks olduğu bir dönemde yaşıyoruz diyoruz. %25'lik dul ve yetim kesintisinin artık kaldırılması gerekiyor. Dördüncü müjdemiz ne olacak? Bakın. Emekli maaşı düşük. Vatandaş bankaya borçlu, ay sonunu getiremiyor değil mi? Emeklinin almış olduğu maaşın zaten neredeyse yarısı nereye gidiyor? Faturalara gidiyor. Elektrik faturası en az 150 lira. Yakacak faturası en az 200-250 lira doğalgaz. 100 lira su faturası geliyor, 50 lira da cep telefonu faturası geliyor. Etti sana 500-600 lira para. Emekliye zaten 1300-1500 lira maaş veriyoruz. Maaşının yarısını bu faturalara veriyor, kullanıyor. Zaten 3 kuruş para alıyor. Bunu vatandaşın cebinden fatura adı altında alıyorsun. Diyoruz ki gelin kardeşim, vatandaşa hiç olmazsa bir fatura desteği verelim ki vatandaşımız, emeklimiz bir nebze olsun rahat etsin. Kardeşim her yerden para alıyorsun. Bari elektriğinden, suyundan, doğalgazından bir katkı ver emekliye. Emekli hiç olmazsa çoluk çocuğuyla beraber, eşiyle beraber ömrünün en güzel günlerini geçirsin. Hani emekli maaşı ortalaması 5000 lira olur ülkemizde tamam dersin alsın. E kardeşim emekli maaşı ortalaması 1550 lira. E bunun yarısını neredeyse faturalarla geri alıyorsun. Zam döneminde 55-60 lira zam yapıyorsun, ondan sonra da emeklinin yüzünün gülmesini bekliyorsun. Nasıl gülsün kardeşim? Emekli felç olmuş ya, bankalara borçlu, eşine dostuna borçlu, emeklinin nefes alacak hali yok, hastaneye gidiyor, doktor farkı adı altında para alıyorsun, eczaneden ilaç alıyor, ilaç farkı adı altında para alıyorsun, 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 alıyorsun. alıyorsun. Verme yok hep alma. Onun için diyoruz ki emeklimize artık fatura desteğinin verilmesi gerekiyor. Zorunlu bir durum. Geliyoruz 5. müjdeye arkadaşlar. Emeklilerimiz lütfen çok dikkatli bir şekilde sorunlarını lütfen dinlesinler. Ve konuyla ilgili yorumlarını da lütfen videonun altına yazsınlar. Bakın emeklilere 3 yıl önce promosyon ödemesi yapılmaya başlandı. Bankaların yapmış olduğu promosyondan bahsediyorum. 3 yıl geçti. Şimdi emeklimize yine 3 yıl önceki promosyonlar ödeniyor. 350 lira 400 lira civarında. E 3 yıl önce de bu promosyon vardı. Nasıl olacak? 3 yılda enflasyon ülkemizde yerinde mi duruyor? 3 yıl önceki fiyatlarla bugünkü fiyatlar bir mi? Tabii ki hayır. Şimdi Kamu bankalarımız bile emekli 350-400 lira veriyor. Kardeşim bunun adı emekli promosyonu falan değil. Bunun adı emekli sadakası. Ne promosyonu? Emekliye kredi kartı veriyorsun, faiz alıyorsun. Kredi kullandırıyorsun, faiz alıyorsun. Ek hesap veriyorsun, faiz alıyorsun. Kazanıyorsun, kazanıyorsun, kazanıyorsun. Emekliye 3 kuruş sadaka veriyorsun. Adına promosyon diyorsun. 3 yılda buna zam yapmıyorsun. Birkaç banka hariç. Emekliyle kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Artık sosyal güvenlik kurumumuzun evet 13 milyon kişinin maaşları yatırıyor bu kurum. Bankayla oturacak, pazarlığını yapacak. Bu kadar. Çalışan memurlara 3 bin liraya kadar neredeyse maaşları kadar promosyon veriliyor. Emekliye de kaç para maaş alıyorsa bir maaş promosyon ödemesinin artık yapılması gerekiyor. Bunu vermeyen bankaya emeklinin maaşını yatırmayacaksın kardeşim. emekli zaten ayağından prangayla bankaya bağlamışız. Kredi kullanıyor, kredi kartı kullanıyor, borç içerisinde. Bari promosyonu bir maaş verin kardeşim. Vatandaş bir nebze olsun nefes alır. Çok mu zor? Emekliler bu ülkede 13 milyon, 13 milyon kişi bankanın müşterisi. Evet bu müjdenin de artık emeklilerimize verilmesi gerekiyor. Yapmayın kardeşim. Bir diğer müjdemiş ise değerli izleyenler bakın sizlerden çok sayıda yorum alıyoruz. Emeklilerimiz içerisinde öğrencisi olanlar var. Lisede, üniversitede ya da diğer okullarda okuyan öğrencisi olan var. Bu vatandaşlarımız gerçekten çok zor durumda. Çocuklarını okutamıyorlar. Bir kısmı çok iyi biliyorum bana mesajlar atıyorlar. Çocuklarını okullardan almak zorunda kalıyor. Niye? Emekli maaşı yetmiyor. Biz de Emekli TV ailesi olarak diyoruz ki gelin emeklimize, öğrencisi olan emeklimize her öğrenci başına her ay 500 lira burs verelim. Evet. 500 lira burs emeklimizin çocuğunu okutmasını hiç olmazsa kolaylaştırır. 500 lira nedir ya? Günde 17-18 lira. Bunu verelim ya. Emekli nefes alır. Öyle emekliler var ki bana mesaj atıyorlar. Çocuklarını okullardan almak zorunda kalan emeklilerimiz var. Para yok. Hele üniversitede okuyorsa bu çocuk, yetişkin çocuk. Cebinde para yoksa ne yapacak? Bütün öğrenciler yurtlarda kalmıyor, yurtlarda yemek yemiyor. Yurtların sayısı belli. Ne yapalım kardeşim? Okutmayalım mı çocuklarımızı? Onun için diyoruz ki emekli olan ve öğrencisi olan tüm emeklilerimize her ay 500 lira öğrenci bursu verilsin. Bunun kötü yanı ne var arkadaş? Her yere para var. Emekliye para yok. Topçuya, popçuya, müteahhite herkese para var ama Suriyeli'ye para var. Emekliye yok kardeşim. Yok. Ya kardeşim millet çocuğunu okutamadığı için okuldan alıyor. Özellikle üniversitelerde okuyanlar var. Yapmayın etmeyin. Şimdi biliyorsunuz emeklilerimizin yaklaşık yüzde sekseni bankalara borçlu. Bir diğer konuya geçiyoruz. Bakın bu müjdenin artık emekli için zorunlu bir müjde olduğunu söylemek istiyorum. Bakın. Emekli bankadan kredi alıyor. Niye alıyor? Çünkü emekli maaşı düşük. Geçinemiyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kirada olanlar var. Çocuk okutanlar var. 1300, 1500, 2000 lirayla nasıl geçinecek? Evinin ihtiyacını nasıl karşılayacak? Hele bir de çalışacak durumda değilse bu emeklimiz açlığa, yokluğa mahkum demektir. Biz de diyoruz ki gelin emeklimizi bu borç batağının içerisinden el birliğiyle çıkartalım. Diyoruz ki bankaya borcu olan emeklilerimize 10 maaş avans verelim. Örneğin 2000 lira alıyorsa vatandaş 20 bin lira avans verelim. Evet, vatandaşın bankaya olan borcunu kapatalım, vatandaştan da geriye bu parayı alalım, hibe etmeyelim. Her ay yüzde 25 maaşından kesinti yapalım, alalım parayı. Yoksa bu emekli, milyonlarca emekli Bankaların esiri olmaya devam edecek emekliler bankaların esiri olmuş halde. Yokluk, perişanlık içerisinde emekli bankaya borçlu. Emeklilerimizin pek çoğu maaşına elini dahi süremiyor. Kredisi kesiliyor, ek hesaptan para kullanmış, kredi kartı kesiliyor. Niye? Yok para yok kardeşim. Hangi emekli bankaya borçlanmak ister? Yani emekli güllük gülistanlık yaşıyor da gidip keyiften mi kardeşim kredi alıyor, kredi kartını kullanıyor. Artık pek çok emeklimiz kredi kartının asgari ödemesini dahi yapamıyor. Bitmiş vaziyette, son durağa gelmiş vaziyette. Tükenmiş. Kim kurtaracak buradan? Kim kurtaracak kardeşim? Devlet vatandaşını bu borç batağının içerisinden çıkarmayacak da kim çıkartacak? Yoksa ne halin varsa git gör mü diyeceksin. Onun için emekliye 10 maaş avans müjdesinin evet 10 maaş avansın verilmesi gerekiyor. Yapmayın etmeyin arkadaş. Bu millet bankaların esiri edildi. Evet esir oldu esir. Çünkü maaş yetmiyor. Yetmiyor arkadaş. Bizi izleyen emeklilerimiz içerisinde biliyorsunuz çok sayıda kiracı olan emeklilerimiz var. Emekli maaşı çok büyük oranda kira ve faturalarla bitiyor, sıfırlanıyor. E peki bu adam ne yiyecek? Taş mı yiyecek kardeşim? Bu vatandaşımızın sorununu, geçim sorununu nasıl çözeceğiz? Soruyorum size. Hadi buyurun. Kiracı olan emeklilerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Emekli maaşı kiraya gitti, faturalarla bitti. Ne yiyecek kardeşim bu vatandaş? Çalışacak durumda değilse ek bir geliri yoksa ne yapacak soruyorum size. Emekliler içerisinde kiracı olanlar ay sonunu nasıl getiriyor diye soran bir tane Allah'ın kulu var mı? Ankara'dan bahsediyorum. Kiracı olan emekli nasıl geçinecek? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde TOKİ dar gelirli olan vatandaşlarımız için 100 bin konut yapmaya başladı. Kampanya başlattı. Güzel bir uygulama. 871 lira taksitle Kardeşim, vatandaş 871 lirayı değil, 100 lirayı bile ödeyemeyecek durumda olan emeklilerimiz var. Biliyor musunuz siz bunu? Çözüm ne çözüm? İşte açıklıyorum. Yeni bir müjdeyi daha açıklıyorum. Bakın. 8. müjde bu. Emeklilerimiz içerisinde kiracı olanlara her ay 800 lira kira yardımı yapılması çok zorunlu bir durum. Evet. 2000 lira 3000 lira maaş alan bir vatandaşın nasıl geçiniyor soruyor musun? 800 lira kira yardımı emekli için zorunlu bir durum. Nasıl gelişmiş ülkelerde Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da devlet emeklisine kira yardımı yapıyorsa bizim devletimiz de mutlak surette emeklilerimize, kirada oturan emeklilerimize, dul ve yetim maaşı alanlara, kirada olanlara mutlak surette artık 800 lira kira yardımı yapması gerekiyor. Sosyal devletsek biz, sosyal devlet vatandaşını insanca yaşatan demektir. Bunu yapmak zorundayız. Evet. Şimdi her şey neye dayanıyor? Yeni bir müjdeye geliyoruz. 9. konuya, 9. müjdeye. Paraya dayanıyor, değil mi? Biz diyoruz ki emekli TV olarak gelin en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim. Asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerekiyor. Vatandaş 1000 lira, 1100 lira, 700 lira, 800 lira emekli maaşı alanlar var. 1000 liranın altında 850 bin kişi maaş alıyor dul ve yetimler. Biz diyoruz ki gelin kardeşim vatandaşın yüzünün gülmesi için asgari ücretin altında emekli maaşı olmasın diyoruz çok şey mi istiyoruz arkadaş Evet vatandaşa en düşük emekli maaşı asgari ücret olarak ödeme yapalım yani yüksek maaş prim ödemiştir yüksek maaş alsın kim ne diyecek ona kim ne diyebilir anasının sütü kadar helal ama kardeşim 1100 1200 lira da emekli maaşı olmaz 1100 lira veriyorsun git ne halin varsa gör diyorsun asgari ücrete eşitlenirse bu vatandaş biraz nefes alır. Evet başka yöntem yok. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlendi. Müjdesini vermek istiyoruz. Diğer bir önemli konumuzda bakın. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bunları oluşturuyoruz. Emeklinin yüzünü güldürecek 10 müjde. Emekli başka türlü yüzü gülmeyecek 10. müjdeyi açıklıyorum bakın. Sizlerden sorular, yorumlar alıyoruz. Bize mesaj atıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bizler de emeklilerimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her noktasında, dünyanın 4000 noktasında yaşayan vatandaşlarımızın bakın. Yetişkin çocuğu olan ama çocuklarını evlendiremeyen emeklilerimiz var. Ne diyoruz? Devlet büyüklerimiz ne diyor? Çocuklarınızı evlendirin diyor değil mi? 3 tane çocuk yapın. Güzel, çok güzel. Ben de destekliyorum. Ama vatandaşın cebinde çocuğunu evlendirecek para yok. Para yok. Evet iki gönül bir olunca samanlık da seyran olmuyor eskisi gibi. Evden çıkamıyor vatandaş cebinde 5 lira yol parası yoksa. Evet iki gönül bir olunca samanlık da onun için seyran olmuyor. Parasız evlilik olmuyor. Onun için diyoruz ki emeklilerimiz içerisinde çocuğunu evlendirenlere gelin düğün döneminde 15 bin lira düğün desteği yapalım. Sosyal devletsek derdimizin dermanı devletimiz olacak değil mi? Vatandaşın derdine derman olacağız. Hiç kimse gülmesin. Evet parası olmadığı için çoluk çocuğunu evlendiremeyen insanlar var. Emeklilerimiz var. Ne diyor devletimiz? Evlenin, üç çocuk yapın diyor değil mi? E kardeşim nasıl evlenecek? Nasıl evlenecek? Biz diyoruz ki gelin 15 bin lira emeklimize düğün yardımı yapalım. Çeyiz desteği verelim. Kötü mü? Hiç gülünecek bir şey değil. Emekli, yokluğa, açlığa mahkum etmişiz, evlen diyoruz. Emekli karnını doyuramıyor. Çocuğunu mu evlendirecek kardeşim? Bu şekilde olan yüz binlerce vatandaşımız var. Emekliye düğün müjdesinin verilmesi gerekiyor. Çocuklarına. Bir düğün ne kadar mal oluyor? Düğünsüz de hiç kimse evlenmek istemez. Tabii ki hakkı bu millet gelenek kültüründen ekonomik nedenlerden dolayı vazgeçer hale geldi. Vazgeçiyor. Düğünlerimiz ülkemizin, milletimizin önemli bir geleneği. Batıllaşıyoruz ya. Bir taraftan da devlet büyüklerimiz diyor ki geleneğimizi kaybetmeyelim. Biz Türk milletiyiz. Tamam güzel düğünlerde önemli. E, para yok. Neyle vatandaş düğün yapacak? Neyle yapacak? Onun için emekliye, çocuğunu evlendirmek isteyen emekliye 15 bin lira düğün desteği verelim. Gelin buyurun.